Dünyası 2024 için videolarımıza son hızla devam ederken bugün güzel bir konudan bahsedeceğim. Düşük netlerle bu sınavı kazanacağız. Nasıl yapacağız hocam? Önemli olan düşük netler değil. Önemli olan sıralaman olacak. Hepinizde net düşüşlüğü var. Bazılarınız 10-12'lere kadar düştü netlerde. Bazılarınız 5-6 düştü. Bu ortalama rakamlarda 6-7-8'e kadar vuruyor. Bazen yorumlarda kızanlar da olabiliyor. Haklı olarak bir şey söylemiyorum. Hocam 12 net bende düşüşlük var. Ne 7-8? Evet haklısın. Ama bazı öğrencilerimde de 5-6 var. Ortalamaya vurursak 7-8 nette bir düşüşlük. Evet var. Eşit ağırlıkçı arkadaşım AYT matematikte çok zorlandım. Sözelci arkadaşım sosyal bilimler 2'de çok zorlandım. Felsefe kısmı örnek veriyorum. TYT'de sosyal bilimler kısmında hepiniz zorlandınız. İşin EYT kısmı YDT zordu. Sayısalcı arkadaşım AYT matematikte çok zorlandı. Haklısınız. Önemli olanın sıralamalar olduğunu unutmayın. Lütfen ama lütfen bir yıla benzetmeye çalışmayın. 2021 gibi olacak olan sıralamalar da olacak. 2023'ten biraz daha iyi olacak sıralamalar da olacak. Çünkü yığılmaya yakalanmazsanız çok rahat hareket edeceksiniz. Düşük netlerle çok iyi sıralamalar gelecek. Yığılmanın içerisinde olursanız OBP standart sapma çok ama çok etkili olacak. Bu videoyu çekmemdeki amaç moralinizi yükseltmek. Düşük netlerle de kazanacağız. Üniversiteyi kazanmak göreceli bir işti. Şu videoyu hatırlıyorsunuz değil mi? Çoğunuz izledi biliyorum. Düşük netlerle kazanan bir örneği vermiştim 2021'de. TYT 45-46'larda, AYT 34-35'lerde doğru tercihle devlette psikoloji kazanabildi. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Doğru tercihle gerçekçi hedef belirlemektir. Bak geçen sene tercih koşulunda çok sevdiğim bir öğrenci 1.1 milyonla grafik tasarım. Bak çok sevdiğim diğer öğrenci 768. eşit ağırlıkta Boğaziçi YBS kazandı. İkisi de çok mutlu. Üniversiteyi kazanmak göreceli ama ikisinin de hedefi gerçekçiydi. 1.1 milyonluk Boğaziçi'ni hedefletse de gerçekçi bir hedef olur muydu? Olmazdı. Üniversiteyi kazanabilmek için düşük net değil. Sıralaman geldikten sonra gerçekçi bir hedef ve doğru tercih önemlidir. Gerçekçi bir hedefi sen belirleyebilirsin. Doğru tercih de araştırma yaparak ya da imkanın varsa iyi bir tercih koçuyla ben olur başkası olur. Hiç önemli değil. Güvendiğin bir tercih koçuyla çalışarak bu işi bitirebilirsin. Moralinizi yükseltin lütfen. Araştırmalarınızı yapın. A planı, B planı, C planı. Ne demek istiyorsunuz hocam? Sonuçlar geldiği zaman hayal kırıklığına uğrarsan eğer hemen B planını devreye sokarsın. Moralini yükseltirsin. Hayırlısı buymuş dersin. Olmadı mı Türkçe öğretmenliği? Sosyal bilgiler öğretmenliğini önerirsin eğer istiyorsan. Yani moral bozmayın. Gerçekçi bir hedef çok önemli olacak. Hepiniz 3 aşağı 5 yukarı sıralamalarınızı artık tahminen ortalamada olsa nerelerde dolaşacağınızı biliyorsunuz. Lütfen A, B, C planlarınızı yapın. Tercih dönemi çok kısa olacak. 17'sinde açıklanacak. 22'sinde tercihleri başlatacak. 5'inde bitirecek. Yani şunu demek istiyorum. 13 günde hayatını şekillendirecek tercihe karar vermektense şimdiden A, B, C planlarınızı lütfen oluşturun. Düşük netlerle kazanacağız. Bu bir sıralama sınavıdır. Lütfen unutmayın. Bu videoda verdiğim örneği unutmayın. 2021'de kazandırdığımız örneği unutmayın. 45-46 TYT, 33-34 AYT'li doğru tercihle psikoloji devletli olabiliyor. Sosyal bilgiler öğretmenliği de olacak. Türkçe öğretmenliği de olacak. Netler düşüş, sözel sosyal bilimler 2'de çok zorlandı. Eşit ağırlık AYT matematik söylememe gerek yok. Sayısal AYT matematik. Bunun yanında fen bilimlerinde de zorlandığınız sorular kesinlikle vardı. YDT işin, YDT'de, TYT'de çok zorlandınız. Yani moralinizi yüksek tutun. Düşük netlerle değil, sıralamayla kazanacağınızı lütfen unutmayın. Sende düşüşlük var. Sıra arkadaşında da, arkandaki arkadaşta da, önündeki arkadaşta net düşüklüğü var. Lütfen moralinizi bozmayın. Anketler ortada. Herkes anket yaptı. Büyük kanallarda yaptı. Bizler de yaptık elimizden geldiğince. Her gün öğrencilerle full koştukta, özel koştukta yeni katılanlarla bir aradayız. 50 kişiyle yol yürüdüğüm vardı. Bir yıldır yol yürüdüğüm öğrencilerim vardı. Ortalama %70, %75'te zaten net düşüklüğü var. Kim kazanacak bu sınavı? Ben kazanmayacağım. Bu sınavı sen kazanacaksın. Bu kontenjan sınavı moralini yükselt. Düşük netlerle kazanacağız. Tercih dönemindeki parolayı söylüyorum sana. Az netle çok iş yapacağız. Moralini bozma. Buralardan bizlere özel tercih koştuğu için ulaşabilirsiniz. Özel tercih koştuk alma durumunuz olmayabilir. Hak veriyorum. Ancak en azından bu tarz videolarla yolunuzu çizin. Araştırmalarınızı yapın. Hepinizi sevdiğimi unutmayın. Kolay.